Merhaba, ben Tusu. Aynı zamanda Hakan Dedoğlu. Bu hafta ben konuğum. Biz geldik programına. Şimdi birkaç soru yanıtlayacağım. Teşekkürler. Evet. Kayıt, basım, dağıtım. Zor. Hepsine tek cevap vermek gerekirse zor. Kısa kısa cevap vermek gerekirse kayıt kısmı benim için her zaman en zevkli kısmı. Eminim birçok müzisyen için de öyledir. Aslında üretim kısmı daha keyifli. Kayıt yine birazcık daha işlerin hani böyle bir çerçeveye sokulması gerektiği bir zaman olduğu için ama yine de bence daha keyifli bir zaman. Basım, dağıtım. Basım ve dağıtımı görünce benim aklım tabii ki banta gidiyor maalesef bizim dergiye. Yani şu ana kadar iki tane albüm yayınladım. Bunların sadece ikincisi basıldı plak formatında. Dağıtımı da kendim yapmıştım. Ufak eğlenceli işlerdi. Ağırlıklı olarak dijitalden yürüyor. Dolayısıyla dijitalde basım ve dağıtım biraz kendiliğinden internette sörf şeklinde devam ediyor. Şarkılarınız adeta bir serüven gibi. Bambaşka kıyılara yolculuk ediyoruz. Bunun sırrı nedir? Parça isimleri hepsi hayatımda gitmiş olduğum, sevdiğim, olmaktan keyif aldığım, kendimi huzurlu hissetmediğim bir şekilde benle veya geçmişimle veya sevdiğim insanlarla alakası olan yerlere adanmış parçalar. Ve gerçekten de ya parçalarda da o hissi vermeye çalıştığımı düşünüyorum. Ve benim için de gerçekten çalarken bir seyahat gibi yani ve dinleyenlerin de öyle hissetmesini istiyorum. Dolayısıyla bu soruya bakacak olursak belki de evet yani öyle bir şey oluyordur, onu başarmışımdır belki de. Üçüncü sorumuza gelelim. Anamur. Evet. Süper. Harika sürpriz. Anamur benim için çok önemli bir yer. Sadece Anamur değil, aslında Anamurium. Tam şeyin ismini vermek gerekirse. Hayatımın son 10 yılında çok sık gittiğim ve yılın 2 ayını, en az 2 ayını geçirdiğim yer. Eşim, ailemle beraber. Ki ailen sağ olsun, yoksa Anamurium'un nerede olduğunu bilmezdim bile. Türkiye'nin en güney noktası bu arada. Muz cenneti Anamur'un 8 kilometre dışında, daha batısında. Anamurium'da antik bir kent var. Çok da güzel bir yer. Aslında oldukça da bakımsız maalesef. Ama inanılmaz bir potansiyeli var. Çünkü gün ışığına çıkartılmamış bir sürü yerleri var ve hemen yanında, hemen önünde de muhteşem bir plaj var. Kimsenin gitmediği, bomboş, devasa, hemen arkasında bir dağ var. Dolayısıyla kendi içinde çok özel bir yer. Ve normalde Anamur'a giderseniz eğer, inanılmaz sıcak bir yer. Böyle Türkiye'nin en sıcak yerlerinden biri. Hani şey vardır ya, yumurtayı kırdın, pişti kaldırımda. Öyle bir yer yani. Ama burası hemen böyle 7-8 kilometre ötesinde olmasına rağmen kendi kliması var, yani iklimi var. Ve her zaman serin, çok nemli değil. Bunlar artıları. Ama bizim orada geçirdiğimiz her an, her gün bizim için gerçekten bir arınma gibi oluyor. Dolayısıyla Anamur, evet, bizim için çok özel. Bence müziğinde de yeri var ziyadesiyle. Son soru. Neden? Bu soruyu sık sık bence hepimiz soruyoruz kendimize. Neden müzik diye algılamayacağım çünkü neden müziğin aslında bir cevabı yok. Bir sürü şey yani kendinden gelişen bir şey. Nedene cevabım işte. O kadar. Görüşmek üzere.